Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifi şişli patates ve köfte tarifi. Böyle sebzeyle domates, biber de takacağız şişleri. Özellikle çocukların çok severek yediği bir tarif olacak. Misafirlerinize de bu Ramazan'da ikram edebilirsiniz. Şimdi öncelikle burada hemen 350 gram yarı yağlı kıymam var. Öncelikle köfteyi yoğuracağım. Patatesleri ben burada küp küp doğradım. Bir 4 tane orta boy patates kullanacağım. Hepsini kızartacağım önce birazcık hafif rengi değişene kadar. Ondan sonra şişlere takacağım. Biber ve domates aralarda geçireceğim şişleri ama bunları kızartmayacağım. Önce köfteyle başlayayım. 350 gram yarı yağlı kıyma, toz biber, karabiber, pul biber ve tuz. Hemen hemen 1 çay kaşığı dolusu. 1 adet yumurta. Yarım su bardağı. Ekmek içi ya da galete. Ben şu anda galete kullanıyorum, galete unu. Çünkü ekmek içim kalmamış. Bir tutam maydanoz. Bir tane orta boy kuru soğan rendesi. Ve iki dişli sarımsak. Öncelikle köfteyi yoğuruyorum. Direkt kızartmadan da yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor ama kızarttığınız zaman farklı bir lezzet veriyor. Görüntü olarak da daha hoş oluyor. Köfteyi bir 5 dakikadır yoğuruyordum. Yeterli. Yanıma birazcık sıvı yağ aldım. Arada elimi hafif yağlayacağım. Köfteleri böyle çok aşırı derecede ufak tutmayacağım. Hemen hemen cevizden biraz daha küçük hazırlıyorum. Köfteyi yuvarladım. Bu kadar çıktı. Şimdi ocağın başına geçip hem köfteyi hem patatesi birazcık kızartayım. Tavan ocağımı alıyorum. Altını yakıyorum. Bir su bardağı sıvı yağ ile patatesleri ve köfteleri kızartacağım. Yağ iyice ısındı artık. Patatesleri önlü arkalı olacak şekilde yüksek ayarda sadece kızartıyorum. Böyle pişirmeye uğraşmayın. Fazla değil, böyle hafif rengi değişti, artık alabilirim. Hemen böyle süzgeci alacağım yağının daha iyi süzülmesi için. Bir derin kabın üstüne oturtturacağım. Süzülecek. Böylelikle çok fazla yemeğim yağlı olmayacak. Kaşıkla alsam daha rahat olacak. Hemen diğer patatesimi de kızartıyorum. Sonuncu patatesi de alıyorum. Hemen ardından köfteleri kızartacağım. Köfteleri de atıyorum. Karıştırmadan şöyle sallıyorum. Patatesi de köfteyi de kızartırken altı yüksek ayarda olsun ki yağ çekmesin. Köfteleri de alıyorum. Yağı tamamen boşalttım. Şimdi üzerine bir böyle domatesli sos hazırlayacağım. 3 adet orta boy domatesi robottan çektim. Yarım yemek kaşığı biber salçası. Kekik, toz biber, karabiber ve pul biber var bu sos karışımın içinde. Biraz da tuz ilave ediyorum. Bu sosa hiçbir şekilde yağ katmayacağım şimdi artık. Yeterince zaten kızartmada var. Biraz kaynattıktan sonra
Üzerine su ilave edeceğim. Domatesin kabıyla hemen hemen yarım su bardağı kadar su ilave ediyorum. Çok aşırı fırında tutmayacağımız için çok böyle sulu yapmayacağım. Şimdi bir iki taşım kaynatıp alacağım. Yeterince kaynadı artık. Altını kapatıyorum. Artık şişleri geçirebilirim. Ben şişleri tepsimin ölçüsüne göre kestim. Hemen altına bir tane köfte geçiriyorum. Evet, biz patatesi fazla sevdiğimiz için ben biraz patatesi fazla kullandım. Sizler de neyi çok seviyorsanız azaltıp çoğaltabilirsiniz. Domates, tekrar köfte. Her şişe 3 tane köfte koyacağım. Bu şekilde tepsiye dizeceğim. İsterseniz de böyle çeri domatesi kullanabilirsiniz. Çok daha hoş görüntü oluyor. Benim evde yoktu, kullanamadım. Hatta bir tane de şöyle tepeye domates koyabilirim. Hepsi bitene kadar sırasıyla dizeceğim. Şimdi kalan bu patatesleri de ziyan etmemek için şöyle kenarlara atacağım. Hazırladığım sosu üzerine döküyorum. Üzerine yağlı kağıtla örtüyorum. Yağlı kağıdı ıslattım. 200 derecelik fırında bir 30 dakika kadar daha pişiriyorum. Bundan çıkardım. Toplamda 30 dakika pişti. Yeterli artık. Çok fazlasıyla pişirip patatesleri de dağıtmayın. Ben birazcık yanına da böyle pilav yaptım. Ben sıcak sıcak servis etmek istiyorum. Gayet güzel bir ana yemek oldu. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.